Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlar. Ben Sefa, yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlarım. Şöyle şu havalandırmayı bir kapatalım. Evet, havalandırmamız kapatıldı. Dışarıya sesim gitmesin, saat geç oldu çünkü. Sevgili dostlar, sizlerin de gördüğü gibi kafeslerimizi doldurduk. Nasıl doldurduk? Artık kür uygulamamız yavaştan bitti. Son birkaç tane vermemiz gereken destek ürünleri var. Erkeklerimizi bu sürede teklemeye aldım arkadaşlar. Sizlerle birlikte atamadım çünkü hem video çekmek hem kuşları koymak biraz zor olduğu için şöyle sizlere tek tek kimi, ne amaçla koyduğumu, hangisi kendi yavru, hangisi değil, onları göstereceğiz. Bakalım arkadaşlar. Şimdi buradan başlıyorum. Gördüğünüz kuş arkadaşlar benim kendi yavrum. 2019 bilezikli ino taşıyıcı arkadaşlar. Yani ino taşıyıcı demek bunu albino ya da lütino bir dişiyle işlediğiniz vakit altından yeşil de gelebilir, opal de gelebilir, kırmızı gözlü yavrular da gelebilir, sarı veya beyaz kremio da olabilir arkadaşlar. Bunu böyle buraya koyduk. Burada biliyorsunuz Texas erkeğimiz var. Texas erkeğimiz kanat yapıları, kafa yapısı, her şeyle dört dörtlük maşallah. Bu arada kanala abone değilseniz abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Emeğimizin karşılığı, ben bu saatte sizler için video çekiyorum. Emeğimizin karşılığı olan videolarımızı beğenirseniz sevinirim. Kuşları susturmak var. Kuşları susturmakla uğraşıyorum. Evet. Texas erkeğimiz arkadaşlar yaz döneminde bir kuluçka geçirdi. Onu şu an dinlendirmeye aldık. Şu anda dinleniyor arkadaşlar. İlk ağzı da çalışmayacağım büyük ihtimalle. Bu dışarıdan gelmişti bana. Kendi yavrum değil. Bu minnoş arkadaşlar benim kendi yavrum. Görüyorsunuz. 2020 bilezikli TKF ilk yavrularından birisi maşallah. Çok güzel. Kalıp olarak, kafa olarak güzel bir erkek. Spangle sarı yüz erkeğimiz. Maşallah gayet güzel durumdalar. Sadece ilk 3 katı gösteriyorum sizlere arkadaşlar. En alt katta zaten biliyorsunuz yerli takım. İngiliz takımı buraya kaydırdım. Şurada da yine 2020 Jumbo erkeğimiz var arkadaşlar, görüyorsunuz. Şurada yine bu kendi yavrum arkadaşlar. Bu yakışıklığı zaten biliyorsunuz 2018 Kuşçu Yiğit'in kuşu. Ondan almıştım. Burada Lütino erkeğimiz var arkadaşlar. Onu buraya aldım. Bu da benim kendi kanım değil. Dışarıdan eklediğimiz kanlardan. Yani ilk üretimi aldığım kanlardan. Bu da arkadaşlar az önceki ino yavrumun babası Emre Çelik bilezik. 2018 bilezikti bu da. Bunda aynı şekilde ino, yani kırmızı gözlü olan bir dişiyle eşleyeceğiz bakalım. Kim ötüyor acaba? Bu yakışıklı oğlumuz yavrulara bakıyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Bunu da dinlendireceğiz inşallah. Mavi sarı yüz erkeğimiz biraz yağlanmış. Onu eritmeye çalışıyoruz limonlu suyla. Bu arada bütün kafeslerimize limonlu su koydum arkadaşlar. Her bir suluğa 10 damla olacak şekilde. Yani totalde ben 3 litre su kullanıyorum. Geçen videoda söylemiştim. 20 damla 1 milim yapıyor arkadaşlar. Yani 2 suluk 1 milim olduğuna göre 20 suluk kaç milim olur? 10 milim olur arkadaşlar. 20 suluğa 10 milim koyuyorsunuz. Bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz.
Sarı yüzde kaldık. Sarı yüz erkeğimiz. O da dışarıdan geldi. Emre Çelik bilezikli. Benim yavrularımın Safkan anne babalarından birisi. Az önceki şu yavrumun babası arkadaşlar. Maşallah. Bu da Ersin Fırıncı Kan arkadaşlar. 2019 bilezik. Gri, klasik gri erkeğimiz. Arsız ya. Tutmuyor. Bu da 2019 arkadaşlar. Bunun yavrusunu şu an karşıda görüyorsunuz. Yeşil olan erkek. Gördüğünüz gibi. O yavru da 6 aylık olmadı. O yüzden şu anda salmada takılıyor kafasına göre. Burada gördüğünüz gibi yine kuş ciltin kanı olan opal erkeğimiz benekli arkadaşlar kafası. Yarışma statüsüne girmiyor. Ama güzel yavru bekliyorum. Hatta şu yavru gördüğünüz yeşil yavru onun arkadaşlar onun yavrusu. Bakalım o yavru tüye girdiği zaman nasıl olacak. Bu da arkadaşlar ünlü, dünyaca ünlü bir vatandaşın kuşu. Bize onur parıldayandan geldi. 2017 bilezikli tosunlu bir erkeğimiz. Gördüğünüz gibi buraya eşledik. Maşallah demeyi esirgemeyelim lütfen. Burada da bildiğiniz gibi kadife var arkadaşlar. 2019 bilezik yine kuş yiğitin kanı. Maşallah bu da sezonda çalışacağımız erkeklerden. Saatimizde 10.30 oldu. Işık sönecekti zaten otomatik. Şu anda bu şekilde arkadaşlar kuşlarımızı tanıttık. Eşlediğimiz kuşlarımızı. 13 adet jumbo kuş esnedi. Pardon, 13 adet arkadaşlar. Bir de şu altta var. Şu en alt 3 tane de şu isim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir eşleme yaptık. Bu kuşlarımız burada yaklaşık 1 ay hatta 40 güne yakın tek olarak kalacaklar. Burada güzelce kafesin hakimiyetini ele alacaklar. Dişi attığımızda yanlarına havalar soğuduğunda birazcık kırıldığında yani içerinin ısısı şu anda 30 derece. 24 derece, 25 derece düştüğünde işleme yapacağız inşallah. Şu anda gayet sağlıklı durumdayız. Küllerimiz çok güzel işe yaradı. Hangi kürü uyguladığımızı yorumlarda sorabilirsiniz. Detaylı da video çekeceğiz inşallah. Eşlemeleri, dişi eşlemelerini mutlaka video çekmeyi düşünüyorum. Sizler de görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Kuşlar böyle artık 10 dakika susunca illa bağıracağız diyorlar. Yani bu sezon çok güzel gelecekten yana beklentilerim var dostlar. Şöyle burayı da geniş açıda bir görelim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Toplamda 16 kafesim var. Üretim kafesim. Kafes ölçülerim 65'e 35. Yüksekliği de 45 arkadaşlar. Sağ olsun Seba kafesten aldık. Gördüğünüz gibi Seba kafes. Yuvarlıklar da aynı şekilde Seba kafesi. Bir de bu tarafa bakalım. Burada yine 2 tane yerlerimiz var. Bakalım bu kafesi belki kaldırabilirim. Burada büyümekte olan İngiliz ve Jumbo yavrularımız var. Burada da sezonu bekleyen ve şu anda çatır çatır dinlenen dişilerimiz var arkadaşlar. Erkeklerimize göre dişilerimiz az sayıda. İstediğim ebatlarda dişi sayısı çok fazla değil arkadaşlar. Hayırlısı. Burada da 4 tane yakışıklı kaldı bakın. Maşallah. Bunlar da sezon ortasında büyük ihtimalle yedek oyuncu olacaklar. Burada da Japoneslerimiz var. 3 tane de Japones takımım var arkadaşlar. Hayırlısıyla. Onlar da sezon arasında dinlendirmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar kafeslerin boş olması biraz canım sıkıyordu. En azından biraz da bu şekilde dolduralım ve kafes hakimiyetini sağlayalım dedik.
Bilmiyorum, iyi mi ettik, yorumlarda belirtin. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayalım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın dostlar.